Ayların en faziletlisi olan 11 ayın sultanı Ramazan ayındayız. Ramazan ayı çok önemlidir. Çünkü Kur'an-ı Kerim bu ayda inmeye başlamıştır. Ramazan ayında ibadetimiz, nefislerimizi terbiye eden oruç vardır. Ayrıca bu ayın içerisinde öyle bir gün vardır ki bugün 1000 aydan daha hayırlıdır. Kadir gecesi Ramazan ayının son 10 günü içindedir. Bu ay müminin din ve dünya işlerinin düzeltmesine yardımcı olan aydır. Bu mübarek ayda edilen dualar kabul olur, yapılan hayırlara kat be kat sevabı vardır. Ramazan ayı biz insanlara günahlarımızdan temizlenmek için verilmiş en güzel fırsattır. Her ayda ibadetlerimizi yapmalıyız ancak bu ayda ibadetlerimizin üzerine adeta titremeliyiz. Elimizden geldiğince Ramazan ayını dolu dolu yani bol bol ibadet yaparak geçirmeliyiz. Ramazan ayında nasıl ibadet edebiliriz? Bu ayda Kur'an-ı Kerim indirildiği için her gün okuyabileceğimiz miktarda Kur'an okumalı, eğer okumayı bilmiyorsak öğrenmeli, mukabelelere gidip dinlemeliyiz. Tabi malum şu sıralar salgın olduğu için kendimiz okusak daha makbul. Namaz vakitlerimizi aksatmamalı, kaza namazlarımıza da ağırlık vermeliyiz. Bunun yanında gece sahura kalktığımız zaman gece namazı adı verilen teheccüd namazını da kılmalıyız. Bu ayda her gün şükür namazı kılmayı da aksatmamalıyız. Teravih namazları da bu aya özgü kılınması sünnet olan namazdır. Ne yazık ki bu yıl teravih namazlarımızı da cemaatle kılamıyoruz. Onun yerine evimizde, ailemizle beraber kılmaya çalışalım inşallah. Sadaka, zekat vermek de ibadettir. Ramazan ayında durumu olmayan insanlara yardım etmek, bir ailenin iftar yemeğini bile karşılamak oldukça büyük bir sevaptır. Ramazan ayında çevremizdeki insanlarla paylaşımlarda bulunmalıyız ve en önemlisi bol bol dua edip hayırlı dualar etmeliyiz. Bu en güzel ibadetlerden biridir. 24 Nisan Cuma günü başladığımız Ramazan ayı 23 Mayıs Cumartesi akşam ezanıyla birlikte son bulacak. 24 Mayıs Pazar günü ise Ramazan bayramını idrak edeceğiz. Bu mübarek ay boyunca elimizden geldiğinden fazla ibadetlere sarılıp Allah'ın huzuruna çıkmalıyız. Allah bağışlayıcı, affedicidir. Bu mübarek ayın hürmetine gönülden yapılan bütün hayır duaları kabul olacaktır inşallah. Namaz kılıp, Kur'an okuyup, oruç tutup ve bol bol dualar edip bu mübarek ayın hakkını vermeyi Allah hepimize nasip etsin. Oh!
Peki orucumuzu açarken iftarda okunacak dualar hangileri? İftar duası nedir? Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hangi duayı okurdu? Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla. Yemek duası. Hamd Allah'a mahsustur. Hamd Allah'a mahsustur. Hamd Allah'a mahsustur. Hamd bizi doyuran, içiren ve bizi Müslümanlardan eyleyen Allah'a mahsustur. Yiyin, için ve israf etmeyin. Çünkü O israf edenleri sevmez. Allah'ım, Fatiha suresi hürmetine arttır, eksiltme. Amin. Yemekten sonra okunacak dua. Açlığımızı ve susuzluğumuzu gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun. Sahur duası. Allah'ım, her şeyi kuşatan rahmetinle beni bağışlamanı dilerim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iftarda okuduğu dua. Ey bu gecenin ve biraz sonra olacak sahurun Rabbi olan Allah'ımız, bizi iftarlara ulaştırırken günahlarımızdan arınmış olarak orucumuzu açmayı nasip eyle. Amin. Her zaman örnek almamız gereken Peygamber Efendimiz ise iftarda her zaman dua okur, dua ile açardı orucunu. İşte Peygamber Efendimizin okuduğu dua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme leke sumtu ve ala rızkike eftartu. Anlamı: Ey Allah'ım, senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açıyorum. Kandiller geçidi olarak adlandırılan Regaib, Miraç, Berat ve Kadir gecelerinin de içinde bulunduğu üç aylar, kendimizi denetleme ve değerlendirmenin, taat, ibadet ve şükürlerimizi artırmanın, bir kere daha geçmişimizin muhasebesini yapıp geleceğe hazırlıklı olmanın bir vesilesidir. Regaib gecesi, müminlerin mağfiret mevsimi üç aylara rağbet etmeleri ve onun taşıdığı manalardan, değerlerden istifade etmeleri gerektiğine dair mesaj yüklü bir gecedir. Sahabe efendilerimiz Peygamber Efendimizin 3 aylardaki ibadetini, orucunu şöyle anlatıyor. Said İbn-i Cübeyr radıyallahu anh, Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi. İbn-i Abbas radıyallahu anh'ı dinledim. Şöyle demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Recep ayında bazı yıllarda öyle oruç tutardı ki biz galiba hiç yemeyecek, ayın her gününde tutacak derdik. Bazı yıllarda da öyle yerdi ki biz galiba hiç tutmayacak derdik. Rabbim yapmış olduğumuz ve yapacağımız duaları, ibadetleri dergah-ı izzetinde kabul eylesin inşallah. Tüm İslam aleminin Ramazan-ı Şerifi mübarek olsun. Rabbim daha nicelerine eriştirsin inşallah.